Bulut'un Sorumluluk Macerası. Bir zamanlar Afrika savanasının kalbinde Bulut adında genç bir fil yaşarmış. Bulut oyuncu doğası ve yaramazlıklarıyla tanınırmış. Arkadaşlarıyla su birikintisinde eğlenmeyi, kelebeklerin peşinden koşmayı ve uzun ağaçların dallarında sallanmayı çok severdi. Ancak Bulut'un pek de iyi olmadığı bir şey vardı: sorumluluklarını yerine getirmek arkadaşları yaşlı hayvanların yiyecek ve su toplamasına yardım ederken, bulut sık sık uzaklaşır ve oyun oynardı. Anne babasının küçük fillere bakmasına yardım etmeyi unutur ve yaptığı pislikleri temizleme görevini ihmal ederdi. Bir gün sürünün lideri bulutu yanına çağırdı ve onunla nazikçe konuştu. Bulut dedi, her filin ailemize ve evimize bakmak için üzerine düşeni yapması önemlidir hayatta sadece eğlenceli şeylerin tadını çıkarmak yeterli değildir. Aynı zamanda eylemlerimiz için sorumluluk almalı ve ihtiyacı olanlara yardım etmeliyiz. Bulut, bencil ve dikkatsiz olduğunu fark ederek utanç içinde başını eğdi. O günden sonra, davranışlarını değiştirmek ve daha sorumlu bir fil olmak için kendine bir söz verdi. Bulut işe ailesine yiyecek ve su toplamada yardım ederek, küçük fillere nasıl bakacağını öğrenerek ve kendi arkasını temizleyerek başladı. Hatta yaşlı hayvanlara görevlerinde yardım etmek için gönüllü oldu ve onlara nezaket ve saygı gösterdi. Bulut sorumluluklarını yerine getirmeye başladıkça kendisinde bir değişiklik olduğunu fark etti. Yaptığı işten ve ailesine sağladığı yardımdan gurur duyduğunu hissetti. Sonuç olarak arkadaşları ve ailesiyle ilişkileri güçlendi ve sürüde bir aidiyet ve amaç duygusu hissetti. Sonunda Bulut gerçek mutluluğun sadece eğlenmek ve oynamaktan değil, aynı zamanda başkalarıyla ilgilenmekten ve dünyada üzerine düşeni yapmaktan geldiğini öğrendi. Ve böylece bir zamanlar çok tembel ve dikkatsiz olan fil, sürünün en sorumlu ve güvenilir üyesi olarak tanınmaya başladı.